Efendim iyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. CNN Türk masası programıyla her cumartesi akşamı olduğu gibi karşınızdayız. Ben Fulya Kalfa. bu akşam da yine pek çok konu başlığımız olacak. İç siyasette bir süredir altılı masa kulislerinden çok farklı haberler geliyor. İyi Parti lideri Sayın Akşener'in her ne kadar başbakan olmak istediğini açıklamış olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını da planladığı ileri sürülüyor. E dolayısıyla altılı masada Kılıçdaroğlu'nun asıl rakibinin Akşener olacağı iddia ediliyor. Peki bu tartışmalar ne derece gerçekçi? Bu akşam konuklarımızla konuşacağız, kafa yoracağız. Bir diğer konuysa Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir itiraf değerli izleyenler. Eski Beyaz Saray Başdanışmanı Baltın darbeler planladık dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor konuklarıma soracağım. Bu ve diğer başlıkları konuşacağız ama önce... İstanbul'da yaşanan sel taşkını ile gelen bir tartışmayı masaya yatıracağız. Kimlerle yatıracağız? Hemen ben kıymetli konuklarımı takdim edeyim sizlere. Tek Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Özal bizlerle. Sayın Özal hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hoş İyi yayınlar. Ben. Teşekkürler. E, kamuoyu araştırmacısı Sayın Hilmi Daşdemir de <laughs> bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Ankara'da Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel bizlerle. Sayın Yiğitel hoş geldiniz. Merhabalar. Selamlar Ankara'ya. Merhabalar. Sağ olun Fulya Hanım, iyi yayınlar. Ahmet Bey, Hilmi Bey, Hakan Bey, saygılar. saygılar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun ve Kamuoyu Araştırmacısı Sonar Başkanı, e, Sayın Hakan Bayrakçı da bizlerle beraber. Sayın Bayrakçı merhaba. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle dilerseniz başlayalım. E, bir haftadır İstanbul'un gündeminde değerli izleyenler İstanbul Esenyurt'ta yaşanan sel taşkını vardı. Sel esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olması eleştirilere sebep oldu. Bu olayların akabinde de Sayın İmamoğlu kendini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı yaptı. Oradan satır başlarını hatırlatayım ben neler söylediğini. Sayın İmamoğlu dedi ki İstanbul genelinde adına afet denecek bir olay yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt'ta sınırlı bir hatta sorun yaşandı dedi. Bunun dışından atlayarak öne çıkan başlıklarını söylüyorum. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına yatırım kararı aldık ve süreç devam ediyor. 8 milyon liraya aşan bir yatırımdan bahsediyoruz dedi. Son olarak şunu da hatırlatayım Sayın İmamoğlu dedi ki ortaya çıkan zarar ben ve ailem il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Esenyurt'ta dere yatağını ben olduğu yerden değiştirip başka bir yere kaydıramam ki dedi. Sayın Özal dilerseniz sizinle başlayalım. Sayın İmamoğlu haklı mı haksız mı? Valla şimdi tabii Bence biraz da şanssız diyeceğim. Çünkü Sayın İmamoğlu'nun e, e, tatil dönemlerine denk geliyor. Galiba e, kar yağışı, sel felaketleri falan biraz da onun şanssızlığı gibi geliyor bana. E, tabii e, toplum e, böyle felaketler yaşandığı zaman ne kadar küçük olsun veya büyük olursa olsun devleti veya devletin temsilcilerini yanında görmek ister. Yani e, Böyle bir Peki durum... şanssızlık dediniz. E, mesela meteorolojik olaylar bir süre önceden tahmin edilebiliyor. E, bu anlamda bir önlem alınabilir mi Sayın İmamoğlu tarafından mesela? E, tabii yani esasında e, bu e, meteorolojinin verdiği e, uyarılar vardı. <laughs> hem Ankara için hem İstanbul için. E, belki gitmeseydi daha iyi olabilirdi. Yani Çünkü sonuçta bir belediye başkanı. Ama gitmiş oldu. Ha Gitmiş oldu ama e, sel olduğu zaman da belki de bir uçağı atlayıp gelebilirdi. Yani insanlar Görmek istiyor yanında büyüklerini, devletini görmek istiyor. <laughs> en büyük şanssızlığı o. Ben e, onun konuya girmeden önce çok kısa bir şey söylemek Tabii istiyorum. E, bugün de Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını izledim yine televizyonda. Daha önce de bu kredi yurtlar kurumu konusu çok gündemde bugünlerde biliyorsunuz. Çocukların e, faiz ödemeleri. Bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. Bugün de Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledim. Biz faize kimseyi ezdirmeyiz enflasyonun evet. altında dedi. Ben o konuda bana da çok e, mektuplar geliyor, e-mailler geliyor, e, yazılar geliyor, telefonlar geliyor. Onunla ilgili çok kısa bir şey açıklamak istiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu konusu önümüzdeki hafta Pazartesi günü galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, e, kabine toplantısında açıklama yapacağını söylemişti. Ben şunu e, kendilerine önermek istiyorum. Hem Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu faizleri keselim dedi. Tabii seçime bir sene var. Yani bir sene içinde bu işin çözülmesi lazım. Çok geç kalır bir sene. Benim önerim Sayın Cumhurbaşkanı'na bu aşağı yukarı 5,5 milyon civarında KYK borçlu çocuklar var. Aileleriyle beraber 20 milyon. Borç da toplam 5,5 milyar TL civarında. Bu da 300 küsür milyon dolara geliyor bugünkü kurla. Esasında faizleri silmek değil. Bu borçların tamamının kapatılması lazım. Bu da çok büyük bir para değil. Yani Türkiye için. Ve 20 milyon insana e, tedbirli, hacizlerle uğraştırmamak lazım. Daha önemlisi bugüne kadar Kredi Yurtlar Kurulu'na borç ödemiş insanlar da mağdur edilmemesi için o gençlerin de çalışıyor veya çalışıyor olmaması hiç önemli değil. Benim önerim o insanların, o gençlerin yatırdıkları paraları da ya bireysel emeklilik sistemine veya sigorta primlerine aktarması onları da mağdur etmemiş olur. Dolayısıyla bu çözümün bir an önce yapılmasını bir sene beklenmesi mümkün değil. Ben öneririm buradan e, tam zamaniyken çünkü e, biz e, bu kadar gencimizi yatırım yapacaksak bu çok büyük paralar değil Ge geleceğimize yatırımlar için. Bunu özellikle antiparentes bildirmek istiyorum. Peki. E, dolayısıyla inşallah Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı açıklarken sadece faizleri değil tamamını silmesini, ...ben öneriyorum. Peki, önemsediğiniz bir konu, kuşkusuz Çok önemli bir, bir konu. konu. O yüzden hemen yayının başında... Evet. E, ...ben öncelikle bu konuyla ilgili... ...bir açıklama yapmak istiyorum deyip... ...görüşünüzü beyan evet. ettiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak... Evet. E, ...şanssızlık evet. olarak nitelendirdiniz... E, ...Sayın İmamoğlu'nun e, sorusuna... Ya şimdi, ...sorduğum e, soruya. Sadece o değil. Başka ya. eklemek istediğiniz bir konu varsa? Ya Şöyle söyleyeyim. E, şimdi e, devleti yönetenler... ...bizim... E, halkın halkla ilgili görüşlerinde konuşmalarında biraz daha dikkatli birazcık daha mütevazi olmalarını tavsiye ediyorum herkese. Ben kavga etmek, münakaşa etmek değil. Biraz daha mütevazi. Mesela Sayın İmamoğlu'nun işte geçenlerde söylediği bir şey vardı. Ben Türkiye'de siyaseti yönlendiren beş işten biriyim. Bu mütevazi bir cümle değil. Söylenmemiş. Sayın İmamoğlu'nun tarzını mütevazı bulmuyor musunuz? Ben mütevazı bulmuyorum. Bu konuşmalar doğru konuşmalar değil bana göre. Yani tatil bana yakışıyor dedi eğer doğruysa bu da doğru değil. Yani tatil herkesin hakkıdır. Ama siz bir belediye iken. üslup e, olarak mı uygun bulmuyorsunuz bu açıklamaları? Sert üslup açık. olarak da uygun bulmuyorum. Çünkü bu bu tip konuşmalar halkın çok hoşuna giden konuşmalar değildir. Yani özellikle siyasetin içinde olan insanların daha dikkatli konuşmalara lazım, e, gerektiğini düşünüyorum. Ben Sayın e, İmamoğlu, madem tatile gitti, sel patladı, hemen dönmesini tavsiye ederdim. 3-4 defadır aynı şeyi yaşıyoruz. En son bu kar olayında Büyükelçiliği yemeği vardı. E, kar patladı, Büyükelçiliği yemeği vardı. Anlaşması olabilir, yemek yiyecek, söz vermiş olabilir, hiçbir itirazım yok. Ama ben o zaman şunu yapardım. Belediyeye davet ederdim Büyükelçiyi. Belediye işin başında otururken... Orada da iki tane sandviç yiyebilirdiniz. Yine konuşabilirdiniz konuşacaksınız. Yani Dolayısıyla birazcık daha siyasilerin, herkesin daha dikkatli olması lazım. Ee, yani bu konularda çok fazla da e, halkın duymak istediği şeyler değil bana sorarsanız. Yani Türkiye'nin bazı ekonomik sorunları varken bunlar da e, biraz siyasi magazine giriyor. Peki, teşekkür Teşekkür ediyorum. Ederim. Sağolunuz. Ee, Sayın Bayrakçı sizinle devam edelim. Şimdi ben Sayın Özal'a... Sayın İmamoğlu Ay, haklı mı haksız mı bu açıklamalarında diye bir soru yönelttim. Sayın Özal da bence şanssız dedi. Şanssızlık olarak nitelendirdi ve aslında özet olarak benim Sayın Özal'ın aktardıklarından anladığım üslup olarak da çok e, olumlu bulmadığını ifade etti Sayın Özal. Siz nasıl bakıyorsunuz? E, Sayın İmamoğlu'nun açıklamaları e, nasıl yankılandı? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi efendim ben bu konuda Dört akşam falan konuştuk CNN'de. Her seferinde aynı temayı söyledim. Aynı konuyu söyledim. Ee, partisinin, kendi partisinin genel başkanının sahip çıkmadığı, çok daha marjinal ve hatalı söylemler yapan başka il başkanlarına ya da milletvekillerine ya da belediye başkanlarına kuvvetle sahip çıkarken Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu'nun tutumuna sahip çıkmadığı ve zaten iktidar tarafından da doğal olarak eleştirilen bir belediye başkanına Türkiye genelinde yapılan özellikle kendi genel başkanı tarafından bir buçuk yıl öncesinden beri başlatılmış ve planlanmış bir linç operasyonuna katılmam da karışmam da konuşmam bile. Yani olayda objektif yorum yapma Pozisyonunda bile olamam. Bu şu demek. Evet tatil günü orada bulunması doğru olmayabilir. Efendim onun açıklamasını dinledim. Ee, olay bir sokakta olmuş olabilir. Kendi açıklamasında diyor ki bir sokakta oldu evet. işte alp yapıldı diyor. Şimdi bunlar yani İmamoğlu haklı mı haksız mı? Yani ıslahlı daha... genelinde bir afet söz konusu değildi diyor. Bir afet olarak değerlendirmiyor. Evet, dinledim dinledim. Şimdi daha buralarda haklı mı haksız mıya gelmeden önce bile bakınız bir belediye başkanı düşünün. Doğal olarak AK Parti ve iktidar tarafından eleştiriliyor. Bunu normal karşılıyorum çünkü rakip partiler. E kendi partisinin genel başkanı, partisi demiyorum. Bakın parti başka bir şeydir. Genel başkan başka bir şeydir. Ama Türkiye'de ne yazık ki genel başkan dediğiniz parti oluyor. Yani o partide belki yüzde yetmiş, yüzde seksen bir konuda farklı düşünür ama genel başkan ne düşünürse o partide olur. Türkiye'deki sistem budur. Dolayısıyla kendi genel başkanının sahip çıkmadığı bilakis çeşitli olaylarda yıpranmasını istediği, planladığı örneğin fotoğraf olayında olduğu gibi Orada kıyameti koparan AK Partililer değildi ki. Bir takım planlı düğmeye basan CHP'lerdi. Bazıları da dolduruşa geldi eleştirdiler. O fotoğrafta yok Nagihan Alçı var şu var bu var. Ne dediğimi anlatabilmek için fotoğraf olayını örnek veriyorum. Dolayısıyla sonuç kendi genel başkanı sahip çıkmamış bilakis bir an evvel yıpransın ortadan kaybolsun istiyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarzını biliyoruz. Bu bir partide, kendi partisinde birisi birazcık sivrilecek olsa hemen tasfiye, iptal, yok et, harca gitsin. Ama niye yarın bir gün benim koltuğuma göz diker veya oturma ihtimali var mıdır, yok mudur? Şimdi dolayısıyla yani çıkıp da Ekrem İmamoğlu haklıydı diyen bir gazeteci, bir yorumcu henüz ek ekranlarda ben görmedim. 150 kişi birden İmamoğlu'nu eleştiriyor. İktidar kanallarında da muhalif kanallarında da. Bu şunu gösteriyor. Rakip parti dediğimiz iktidar partisi tarafından eleştirilmesi tamam. Zaten doğal. Ama kendi genel başkanı sahip çıkmayıp bir de organize şekilde onun eleştirilmesini planlıyorsa ben burada toplu linç gördüğüm için, toplu operasyon gördüğüm için hayatım boyunca toplu linçlere katılmadım. Ayrıca ben maç seyrederken bile 3-0 yenikken bir takım o 3-0 yenik takımı tutarım. Mağdur edilmiş. Planlı, tezgahlı bir... Ben bunu bir buçuk yıl önce söyledim. Dedim ki izleyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl Muharrem İnce'yi harcadıysa algılar yaratarak. Öyle harcadı derken görevini alarak demiyorum. Algılar yaratarak. Planlı. Aynı şekilde aynı algıyalar Ekrem İmamoğlu'na yaratılacak. Göreceksiniz. Zaten AK Parti eleştiriyor. Ee, bir de kendi parti, kendi lideri Sayın tarafından linç edilince. Sayın Bayrakçı biraz linçe. açabilir misiniz? Şimdi e, planlı bir algı oluşturuluyor dediniz ya. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu e, tarafından nasıl bir planlı algı oluşturuluyor o zaman? Orayı biraz açar mısınız? Şöyle oluyor. Yani detayı soruyorsanız basit. Detayı soruyorum. Şimdi mesela bir konu yakalıyorlar. Nedir? Bir fotoğraf bir fotoğrafta e, CHP seçmeninin ya da muhalif seçmenin hoşlanmadığı iki tane gazeteci var diyelim. O iki gazeteci vay niye orada diye belli bir 3-5 kişi tweet atıyor, açıklama yapıyor. Arkasından dolduruşa gelen diğer algı ekibi de konuşuyor. İşte Nagihan Alçı orada ne işi vardı bilmem ne, o fotoğraf olur mu bilmem ne bir hafta konuşuldu. Şimdi bu ve benzeri operasyonları Kemal Bey veya yakın, yakınındaki 3-5 kişi planlıyorlar ve yapıyorlar. O olayda mesela AK Partiler konuşmadı bile. Yani o fotoğrafta ben hatırlıyorum 4 gece odaya onu konuştuk bütün televizyonlarda. O olayı konuştuk fotoğraf olayını. Söz AK Parti taraftarı veya AK Parti'ye sempati duyan konuşmacılara gelince o konuda nötr konuştular. Yani dediler ki ya işte olabilir yani, ol yani bu, foto Ortadan hani ne diyeceklerini bile şaşırdı insanlar çünkü kendi lideri tarafından linç edilen bir adam var ortada ne desinler ki dolayısıyla bunun planlı olduğunu ben bildiğim için benim 37 yılım geçti bu meslekte ve siyasetin içinde siyasete girmedim ama mesleğim maalesef siyasetin doğal olarak içinde olmama sebep oluyor. Ben böyle potansiyel taşıyan ihtimali olan hani başarır başaramaz bak yeteneği var yok bunlar ayrı konular. Ama bu tür insanların kendi genel başkanları tarafından planlı bir şekilde algı yaratılarak linç edilmesini defalarca seyrettiğim için artık bıktım ve bundan da iğreniyorum. İğrendiğim bir konu olduğu için bu tür insanların tasfiye edilme operasyonuna yapılan kendi liderleri tarafından ben bu tür toplu linçlere hiç hayatım boyunca katılmadım. Dolayısıyla objektif yorumum da efendim o bir sokakta olabilir. E siz biliyorsunuz kendi genel başkanınız tetikte bekliyor, sizin en ufak açığınızı bekliyor. Anında algıyı yaratıyor, operasyonu yaratıyor. Sebebiyet vermeyin, daha dikkatli olun. Çünkü e, sizin genel başkanınız sizin 30 santim yanınızda. Şimdi daha dururken... dikkatli olun dediniz. Niye daha dikkatli olma ihtiyacını duymuyor o zaman Sayın İmam oldu? Çünkü i̇şte orada hata var. Olaylar da aslında bir takım orada benzerlikler taşıyor, Söylüyorum. öyle değil mi? ...Hülya Hanım söylüyorum Hatta şu... ...muhtemelen kendi genel başkanına güveniyor... ...ya da kendi genel merkezine güveniyor... E, ...güvenmemesi lazım geldiğini artık yani anlaması lazım... ...operasyon yediğini... ...ben bunu bir buçuk yıldır anlatıyorum... ...herhalde bu yani rüya falan görüyor diye dinliyorlardı bir buçuk sene önce... ...ama şimdi fotoğraf olayından sonra olay netleşti... E, ...artık kendisinin de bunu görüp ona göre davranması lazım... ...yani en ufak olayda bile... E zaten iktidarın eleştirilerine muhatap, e zat bir de kendi lideri planlı bir operasyona tabi tuttuğu zaman tabii ki bu algılar oluşur. Dolayısıyla burada ben yani tutup da ya sel gitmiş başında bulunsun falan olsun niye olmadı o ya evet olmalı ama ben olayın aslını bildiğim için aslında yani operasyon yemeğe planlı bir şekilde tabi tutulduğunu bildiğim için bu tür basında yapılan toplu linçlere hayatımda katılmadım. Gene katılmıyorum. Eğer bir gün gerçekten bir konuda eğer planlı olmadığını bildiğim bir konu olursa o zaman döner eleştiririm. Derim ki vay niye sen İngiliz elçisiyle buluşurken mesela orada dedik kar yağarken niye orada herkesin ulu orta göreceği bir şekilde film çekilebilecek bir şekilde niye görüntü verdin diye. Ama olay planlı programlı kendi liderinin de harcama planını yaptığı bir kişi ise söz konusu ben bu tür toplu linçlere katılmam. Çünkü konu televizyonlarda inanın mukabele gibi. Hani dindarlar bilirler. Öyle Kur'an-ı Kerim okunurken bir başla hoca başlar, hoca bitirir, hoca başlar. Dört kişi sırayla İmamoğlu'nu yatırıyorlar masaya ve bunlar enteresan bir şey. Kendi partisinin liderinin kontrolündeki adamlardan bahsediyorum. Tabii ki AK Parti'yi de peştirecek. Dolayısıyla bu tür operatif olaylarda ben olayı aynen anlatırım. Millet inanır, bilir ya da bilmez. İnanır ya da inanmaz. Şimdi, Olay budur. E